Herkese merhabalar. Bugün sizlere Instagram'da da paylaştığım bu Makeup Geek alışverişimi anlatacağım sizlere arkadaşlar. Makeup Geek sitesinden almadım. Alamam da zaten biliyorsunuzdur. Türkiye'ye gönderimi durdurdu. Ve ben bu farlara ve bu Z paletlerine çok sahip olmak istiyordum. Allah'tan ki böyle bir Instagram hesabı buldum. Orijinali burada. Hemen ismini şuraya bir yere yazacağım. Kendisinin ismini Instagram'da da öyle aratabilirsiniz. Kendisinden aldım bunları. İlgisinden, alakasından ve benim bir sürü soru sormama sabırlı verdiği cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine. Hemen lafı çok uzatmadan başlayayım arkadaşlar. Şu şöyle bir starter kit arkadaşlar. Şöyle bir kendisi nasıl diyeyim? 9 far ve şu Z palet hepsi bir arada 210 TL arkadaşlar. Şöyle içindeki renkler şu şima krem brûlée, coco beer, glamours, unexpected, prom night, drama queen, mocha ve corrupt isimli şöyle farları. Dediğim gibi normalde tek bir şöyle far alacaksanız eğer şöyle bir far 25 TL arkadaşlar teklif fiyatı. Bu Z paletlerin küçükleri de sanırım 65 TL'ydi. Ayrıyeten alacaksanız. Ve bu Z paletlerin büyükleri de 75 TL'ydi arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi içinde bir tane de allığım var. Allık aldım. Hemen sizlere bir yakınlaşayım. Bu ürünlerimi göstereyim arkadaşlar. Şima. İçinde şampanya, beyaz karışımı, ışıltılar bulunan, parlak, highlighter yani aydınlatıcı olarak da kullanabileceğiniz bir far arkadaşlar. Hemen sıvacımla yapalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Rengi bu şekilde. Kaş altınızı, göz pınarlarınızı aydınlatabilirsiniz. Hatta yanaklarınızda bence aydınlatıcı olarak bile kullanabileceğiniz bir renk. Krem brûlée. Çok güzel kahvemsi, şeftalimsi, turuncumsu bir geçiş rengi olarak kullanacağınız mat bir far arkadaşlar. Rengi de bu şekilde. Coco Beer. Bu da bir mat bir kahverengi ve sanki içinde biraz kırmızılık varmış gibi duran, hafif de kiremit rengi gibi olan, yine geçiş rengi olarak belki bazı makyajlarınızda kullanılabilir. Bazı makyajlarınızda da yine gölgelendirme, daha dumanlı bir gözler yaratmak için kullanabileceğiniz mat bir kahve. Burası arkadaşlar Coco Beer. Glamours. İçinde genelde altınımsı ve turuncumsu ışıltılar bulunan ışıltılı bir far arkadaşlar. Rengi de şöyle en altta. Bu şekilde. Unexpected. Gördüğünüz gibi mor, gri ve lila arası bir renk. Tam anlamıyla geçiş rengi diyebilirim arkadaşlar. Morlu, pembeli ya da grili makyajlar yaptığınızda geçiş rengi olarak kullanabilirsiniz kendisini. Mat bir far arkadaşlar. Ve sıvacı da bu şekilde. Prom Night. Yine içinde grilik ve lilalık bulunan ışıltılı bir far arkadaşlar. Hemen sıvacı da göstereyim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Unexpected'ı geçiş rengi olarak kullanıp geri kalan gözünüzün kapağına da bu rengi uyguladığınızda bence çok güzel bir uyum yakalayabilirsiniz. Drama Queen. Gördüğünüz gibi koyu bir mor ve kendisi
ışıltılı bir far, içinde minicik minicik pembe ışıltılar, küçücük sim diyebileceğim şekilde simler var arkadaşlar. Sıvacı da yine bu şekilde. Moka, mat bir koyu kahve. Daha gözünüze daha dumanlı bir görünüm yaratmak istediğinizde de kullanabilirsiniz. Tek başına da kullanabileceğiniz bir mat kahve. Rengi de şu şekilde. Corrupt, bildiğiniz mat siyah bir far arkadaşlar. Ve sıvacı da yine bu şekilde. Ve starter kit bu şekilde. Şıma şıma, krem brûlée, coco beer, glamours, unexpected, prom night, drama queen, mocha ve corrupt. Bu şekilde arkadaşlar swatchları. Bu palete geçeceğiz arkadaşlar. Şekilde renkler. Buradan başlıyorum. Vanilla Bean, bildiğimiz mat bir ten rengi. İçinde hiçbir ışıltı falan yok arkadaşlar. Sıvacı da şu şekilde. Hemen şu üstte ama pek görünmüyor. Gördüğünüz gibi bir çünkü ten rengi. Peachy Smoothie arkadaşlar. Bu da yine içinde turunculuk bulunan bir ten rengi aslında. Geçiş rengi olarak mükemmel bir renk. Tamamıyla mat bir far. Ve sıvacı da yine şu şekilde gördüğünüz gibi. Preppy tamamıyla mat bir far. Hafif kahvemsi, hafif haki yeşili ya da zeytin yeşili dediğimiz bir ton. Yani kahveli makyajlarınızda falan geçiş rengi olarak ya da altın rengi tonlarında yapacağınız makyajlarınızda geçiş rengi olarak da kullanabilirsiniz. Sıvacı da yine burada. Frappe. Bu da yine mat bir far ama inanılmaz derecede içinde küçücük simleri var. Ve bunu iyice hani yakına alıp bakmadığınız takdirde içindeki ışıltıları görmeniz mümkün değil. Yine bu da bir kahve rengi ama yine bunda biraz kiremit rengi de var sanki içinde arkadaşlar. Sıvacı. Bu şekilde. Cupcake, mat bir far. Gördüğünüz gibi pembe ama cartta durmayan bir pembe. Sanki içinde hafif grimsilik de var gibi görünen bir geçiş rengi olarak kullanabileceğim mat bir far arkadaşlar. Sıvacı da şu şekilde. Bleach Blond isimli bu far. Gördüğünüz gibi ışıltılı bir far. Ve altın rengine yakın. Tam olarak altın değil. Sıvacını da göstereyim. Siz kendiniz görün rengi. Şu Preppy gördüğünüz gibi sanki onun açık ve açık renkli ışıltılı olan hali gibi. Sizce de öyle değil mi? İkisi çok güzel bir ikili bence. Pretentious. Bu da yine haki yeşili, altın rengi, kahverengi arası ışıltılı bir far. Tüm gözünüze çok rahat uygulayabilirsiniz ve ben bu rengi ela ve yeşil gözlere çok yakıştırıyorum. Tabi kahverengiye de çok bence yakışır. Sıvacı da bu şekilde. Gold Digger tam anlamıyla ışıltılı bir altın rengi arkadaşlar. Sıvacı da yine bu şekilde.
elimi silmeden göstereyim. Vanilla bean, peach smoothie, preppy, frappe, cupcake, bleach blonde, pretentious ve gold digger. Şöyle göstereyim bir de. Cosmopolitan. Arkadaşlar inanılmaz derecede güzel. Duochrome dediğimiz farlar gibi. Elinizin üzerine sürüp oynattığınızda hafif sarımsı, hafif turuncumsu, hafif pembemsi, o kadar güzel yansımalar var ki içinde anlatamam size. Tek başına bile günlük hayatınızda ya da bir gece makyajında güzel bir gölgelendirmeyle çok güzel makyajlar çıkarabilirsiniz bu farla. Swatch'u da hemen şu şekilde. İnanılmaz derecede güzel bir renk. Mango Tango isimli bu çok tatlı mat bir mercan rengi arkadaşlar. Hafif pembelik de içeriyor ama genelde mercan rengi dediğimiz bir tona daha yakın. Hemen swatch da bu şekilde. Cosmopolitan'la da sanki iyi bir uyum oldu gibi geldi bana. Razzle Berry. Gördüğünüz gibi içinde simleri. Aslında mat bir bitişi olan bir far ama içinde simleri var arkadaşlar. Hani böyle satin yapılı parlayan farlardan değil. Kırmızısı mat ama dediğim gibi parmağınızı değdirdiğinizde bile o küçük simleri parmağınızda hissedebiliyorsunuz. Çılgın, deli gibi bir kırmızı. Swatch'u da yine bu şekilde. Yine bu renkleri yeşil ve mavi gözlere çok yakıştırıyorum. Kırmızı tonlu farları. Çekidi. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok güzel. Hem sarı hem turuncunun birleşimi olan, hatta biraz hardal sarısına da benzeyen mat bir far arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir geçiş rengi olarak bile kullanılabilir bir renk. Swatch'u da bu şekilde gördüğünüz gibi. Necart bir sarı, necart bir turuncu, ikisinin arası güzel bir renk. Dirty Martini, mat, koyu, askeri, yeşil. Çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şu üç ne güzel bir renk oldu değil mi? Böyle. Dumanlı bir göz makyajı çok güzel olur bu yeşille. Brown Sugar, parlak bir bitişi var arkadaşlar. Brown Sugar ismi gibi kahvelik bulunduran, teninize uyguladığınızda sanki bakırımsı kızılımsı gibi de duran bir kahverengi. Swatch'u da hemen bu şekilde. İnanılmaz güzel bir rengi var. Bada Pink tamamıyla kopkoyu bir kahve. Aslında bu raspberry kırmızı far gibi kendisi de yine mat ama içinde küçücük simleri var. Raspberry kadar belirgin değil sürdüğünüzde. Küçücük bronz simleri var arkadaşlar. Swatch'u da yine bu şekilde. Ve son farım biten. Bitten diye yazılıyor. Genelinde sanki kırmızımsı, bordomsu, morumsu gibi duran mat bir far arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel gölgelendirmelerle süper makyajlar çıkarabilecek bir renk bence. Ve Swatch'u da bu şekilde. Bir tane de allık aldım arkadaşlar. Bunu da
Jaclyn Hill, biliyorum birçok kişi takip ediyor kendisini. Makeup Geek aldıklarını anlattığı videoda gördüm ve buna inanılmaz tepkiler verdi ve ben o kadar merak ettim ki almak istedim bu allığı. Nars Orgasm'a benzetilen bir allık kendisi ve sıvacı da bu şekilde. İçinde altınımsı ışıltılar var. Kendisi duruşu da pembemsi, şeftalimsi bir renk, hafif hat mamaya da benziyor arkadaşlar. Şöyle bugün yanaklarımda var ama ne kadar belli bilmiyorum. Bir adet de pigment aldım. Şöyle ismi de Utopia isimli bu pigment aldım. Şöyle şurada bir yuvarlak açık kısmı var. Şöyle Utopia'da bu şekilde. İçinde yine altın sanki simler var gibi duruyor. Çok güzel. Yani pigmentleri ben genelde zaten bir farın üstüne uygulamayı daha seviyorum. Daha yakıştırıyorum açıkçası. Şöyle çok güzel bir rengi var. Ambalajlarını özellikle sona sakladım. Ben çünkü videoları izlerken ambalajlar, ay hadi artık çabuk geçin falan dediğim kısımlar olduğu için o yüzden sona bıraktım. Bu allığının kartı. Ambalajı şu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkadan açma kısmı var. İçinden şöyle bir kart çıkıyor. Şu an boş. Ve bu kartın şu iç kısmında allık vardı arkadaşlar. Şöyle. Ve arkasındaki şu delikten de ismini okuyabiliyorsunuz ürünün. Bu da bu şekildeydi. Yine farlarınınki de bu şekilde. Şöyle. Aynı şekilde. Şöyle. Yine far bunun içindeydi. Ve şu arka kısmından da farın yazısını görebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde farın ismini bu kendi ambalajında da yani şöyle görebilirsiniz ismini ve rengini de ön kısmından görebilirsiniz. Şeffaf bir jelatin koymuşlar ön kısmına. Pigmentin de şöyleydi. Şöyle küçük bir kutuydu. Şöyle. Burada da yine ismini görebiliyordunuz. Pigmentinizin. Orijinali buradan bir de iki tane şu kapatıcılardan aldım. Birisi Maybelline Fit Me 20 cent rengini aldım. Hatta bugün gözaltımı bunu uyguladım. Hiç fena değil. Bunu aldım. Memnun kaldım. Bittiğinde ben yeniden alacağım bir ürün. Bu Maybelline'in Instant Age Remint bu uç kısmı roll-on olan kapatıcısını aldım. Rengi de fair rengi. Aslında ben light rengini almıştım. Ama light rengi sanırım Türkiye'ye gelirken Türkiye'ye geldiğinde bir sorun olmuş herhalde. Kendisi sordu. Ben de o zaman fair rengi olsun dedim. Bunu henüz daha kullanmadım. Gözaltı koyuluklarını kapattığını vaat eden bir ürün aslında kendisi. Bir deneyeceğiz. Hatta sizinle beraber bir ilk izlenim videosu da gelebilir bu ürünle ilgili. Evet arkadaşlar, orijinali burada. Instagram hesabından aldığım ürünler bu şekilde. Alışverişten çok memnun kaldım. Paketlemeden çok memnun kaldım. Ürünlerden ayrıca memnun kaldım. Tozutma asla yapmadılar. Ha evet, fırçanızı aldığınızda biraz fazla tozutuyor ama gözünüze uyguladığınızda hiçbir şekilde toz gözaltıma asla dökülmedi, topaklanmadı. Çok memnun kaldım arkadaşlar. Eğer siz de almak isterseniz oradan siparişinizi verebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.